Efendim iyi akşamlar. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Senin de bayramını kutlarım. 91. yıldayız. 91 yılda geldiğimiz yerden ne kadar memnunuz, ne kadar değiliz. Bunları biraz sonra konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Melda Onur bizimle olacak. Ne olacak bu memleketin hali? Den çok ne olacak bu CHP'nin halini konuşacağız. bugün çok güzel şenlikler vardı. Tabii esasında onu Melda Hanım'a da soracağım ama benim şöyle komplo teorileri üreten kafam diyor ki Mustafa. Dinliyorum abi. Şimdi bu çöken maden var ya. Evet. Bu çöken maden yaklaşık 1,5 yıldır kapalı. 15 gün önce açılıyor. İşçilerin dışarıda yemek yemeleri değil, içeride yemek yemeleri söyleniyor. Peşmerge aylardır duruyor. Yani yaklaşık 2 haftadır falan işte 150 peşmerge, büyük kuvvet 150 kişi. Yani işidi mahveder, tozu dumana katar söyleyeyim sana yani 150 kişi deyip geçme. Hani üf. Silahlarıyla. Ama. Silahlarıyla beraber 150 kişi tam bugün geçiyorlar. Falan. Şimdi bundan önceki Cumhuriyet Bayramlarını hatırlayalım. En son bu iktidar yönetiminde Cumhuriyet Bayramı şenlikleri, kutlamaları ne zaman yapıldı hatırlıyor musun? Hep işte bir sene şehit verdik iptal edildi. Bir sene bir şey oldu iptal edildi. Şimdi benim komplo teorisini kafam yani tabii ki öyle değildir ama. Üretiyor mu? Ya acaba tam da yani nasıl da gününe denk geliyor? Çünkü sebepsiz yere kutlama iptal edemeyiz. Hakikaten gözünün içine baka baka ayıp olur yani. Birdenbire her yere şey dağılıyor. Aman kutlamalar kaldırılsın. Yapmayalım kutlama. Niye? Acımız büyük. Peki de bir şey soracağım Mustafa. Şimdi biz kutlamaları yapmayınca çare üretmiş oluyor muyuz? Yani Soma'dan niye ders almadık? Yani gene aynı laflar. Bugün gazetelere bakmadım. Çünkü aynı gazeteleri ben Soma sonrasında da okumuştum. Yani Soma'yı çıkar, kayıp sayısını çıkar, değiştir, aynı gazeteleri bas, uzmanların görüşleri. Bugün televizyonlara da baktım, haber kanallarına. Her kanalda 2 tane 3 tane jeofizik mühendisi, maden mühendisi konuşuyor. Tabii ki aklı başında şeyler söylüyorlar. Adamlar söyleye söyleye dillerinin ucunda tüy bitmeyi bırak, sakal bıraktı dilleri. Bayağı bildiğin sakal var artık dillerinde. Yıllardır aynı şeyleri söylüyorlar. Bunu uygulayacak olan kim? İşletme. Uygulatacak olan kim? Yani ben şimdi bir tane tost büfesi açacağım, tamam mı? Tost büfesi. Belediyeye gidiyorum ruhsat almak için. Belediye bana 50 tane madde sıralıyor. Şunlar 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 olması. İşte fayanslar şu kadara şu kadar olacak. Bu kadar metrekare fayans olacak. Bulaşığı yıkadığın yer. Yerde bilmem ne olacak. Tabii. İşte sineklik teli olan bir tane havalandırma penceren olacak. O olacak, bu olacak. Yoksa ruhsat alıp büfeyi açamıyorsun. Bak büfe büfe. Tamam mı? Peki bu madenin ruhsatı bu kadar kolay mı veriliyor ya? Ya büfede sen şartlara uymasan alt tarafı mikroptan insanların biraz midesi bozulur. 2 istifra eder, 3 laksatif olur. Bir serum bağlarsın biter gider. Burada can gidiyor. Yani madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda kaybettiğimiz işçinin haddi hesabı yok. Eğer kutlamaları iptal ederek buna çare bulacaksak komple bir sene ne doğum günü ne yılbaşı hiçbir şey kutlamayalım. Ben razıyım. Çok doğru bir tespit. Yani bu kedinin pisliğini örtmesi gibi bir şey. Örtüyorsun da pislik kaybolmuyor. Yani kutlamaları yapmayalım ama ne kadar duyarlıyız. Duyarlılık değil ki bu. Duyarlılık bu değil. Duyarlılık bundan gerçekten üzülüyorsan hemen o gün toplarsın bakanlar kurulu, meclis, şu bu neyse. Ya akşamdan sabaha torba yasa çıkarmıyor musun kardeşim? Bir torba yasa çıkartırsın. Bitti kardeşim. Buna uyan maden açılır.
Uymayan kapanır. Uymayan kapanır. Bitti. Bugünden itibaren yok. Yok milli gelirmiş, ekonomi sarsa. Yok kardeşim. İthal edin hemen. Güney Afrika'dan ithal edin. Her şeyi ediyoruz zaten. Kömürü. Her şey, muzu bile ithal ediyoruz. Ne olacak? Saman. Ne var? Saman ithal ediyoruz ya. Yani bunu mu ithal edemiyoruz? Şu madenleri ne zaman şey yapacağız? Bunları da ben Melda Hanım'la konuşacağım. Kesinlikle. Yani ne yapıyor CHP mesela bu konuda? Hadi iktidar bir şey yapmıyor. Kılını kıpırdatmıyor. Muhalefet ne yapıyor? Ya da neyi yapamıyor? Niye yaptırmıyorlar? Niye bir baskı unsuru oluşturamıyor? Olamıyorlar, doğru. Kaçak madenler var canım. Kaçak madenler. Mesela. Şunlar bunlar. Yani bir kere zaten madenlerin şahıs malı olması ayrı bir felaket. Çünkü madenler, yani yeraltı kaynakları ülkenin, enerji ve yeraltı kaynakları. Enerji nedir? Kullanmak zorunda olduğun bir şey. Ben otomobili özelleştirebilirsin. Ben otomobil almak zorunda değilim. Otomobilsiz de bir yerden bir yere gidebiliyorum toplu ulaşımla. Çünkü bana ne yapıyor devlet? Alternatif olarak bir hizmet sunuyor belediye. Ne bileyim, buzdolabı almak zorunda değilim. Yani tabii, idare ederim konudan, komşudan, şuradan, buradan. Eve ona göre yiyecek alırım. Ama elektriği yakmak zorundayım. Enerjiyi tüketmek zorundayım. Değil mi? %100. %100 yani. O zaman tüketmek zorunda olduğum şeyleri özelleştiremezsin. O bu ülkenin kaynağıdır. Tüm kamunun, halkın malıdır. Tabii ki. Onu devlet, canım, biz işletince, devlet işletince zarar ediyor. Özel teşebbüs işletince kar ediyorsa demek ki kar edilebilir bir durum. İki, sen devletsin, kar etmek zorunda değilsin, ticari kuruluş değilsin. O da doğru. Üç, zarar etme. Yani sen atıyorum eskiden işte devletin basma fabrikaları falan vardı. Çünkü sermaye olmadığı için Cumhuriyet tarihinde devlet eliyle o sermaye oluşturulmuş kurum. Sen bir basma fabrikasını zarara sokup işletemiyorsan sen o zaman devleti yönetemiyorsun demektir zaten. Yani bir fabrikayı doğru düzgün yönetip rentable, karlılık çevrilebilir hale getiremiyorsan ülkeyi iyice batırıyorsun demektir. Bazı kalemler var Avrupa'da, hala bizim çıktığımız ama Avrupa'daki ülkelerin kapı kapı dolaşıp dağıttığı ürünler, mallar var. Tabii. Sütü dağıtıyor İngiliz hükümeti. Tabii. Çocuğuna meyve suyu bırakıyor kapına. Tabii. Belediye gelip camlarını temizliyor. Yani şimdi mesele ne biliyor musun? Yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynakları, ulusal kaynaklar dediğimiz madenler, enerji gibi şey bir kere özelleştirilemez. Orayı tüm halkın adına devlet işletir. Ve devlet de bunu zarar etmeden işletmek zorundadır. Eğer devlet zaten burada zarar ediyorsa, oy biz batmışız demektir. Evet. Yani alt tarafı iki tane elektrik santralını falan işletemiyorsan, oraya yandaşım, buraya amcamın oğlu, başa kayınpederin bir arkadaşı var, hamili kart yakinimdir biliyorsun. Yani bizim en büyük şeyimiz, tavsiye mektubumuz. Bunlarla adamları yığarsan tabii zarar edersin. Senin zarar ediyorum diye çıktığın, doldurma o kadar adamı. Bankamatik memuru yapma. Tabii. Ya ben mesela şey yaptım, tiyatrocular ayağa kalktı. Devlet tiyatroları kapatıldı. Evet, kapatılsın abi. Yani şu anda aktif olarak sahnede rol alan, maaş alıp sahnede rol alan kaç kişi var? Maaş alıp rol almayan kaç kişi var? Bana bir çıkarsınlar hesabını. Sen hem gideceksin müdür falan filan işini halledeceksin. Abi, bu sene bana oyun asmayın, benim bir dizim var falan diyeceksin. Tamam, sana rol yazmayacaklar, kast vermeyecekler. Sen maaşıma gidip bankamatikten alacaksın, yeşil pasaportun olacak, sigorta çalışacak, oh keka, oh, oh. Cihangir'de oturacaksın. Ahkem dizilerde tutacağım. Oynayıp parayı bırak da bari o dizi piyasası devlete yamanamamış oyunculara kalsın. Bari onlar da oradan ekmek yesinler. Sen o ekmeği de ye, bu ekmeği de ye, öteki aç kalsın. Sonra bizim yanımızda değilsiniz. Biz özel tiyatrolarda yıllarca sürünürken siz bizim yanımızda mıydınız? Biz salon ararken siz bize salon verdiniz mi? Yok. Yok. Bize kostüm verdiniz mi? Yok. Öyle değil o işler. Dünyanın her yerinde devlet tiyatrolara yardım eder. Devletin tiyatrosu olmaz. Güzel. Devlet tiyatrolara yardım eder. Demin söylediğin de çok güzel. Yani Atatürk'ün
hem 91. yıl özelinde konuşursak, karma ekonomi, senin ve benim de sevmediğimiz vahşi kapitalizm değil. Devlet gerekli gördüğü yerde üretimini sürdürür. Devlet denetler. Tabii. Kuralları koyar, denetler. Denetler. Özel de vardır, devlet de vardır, kamu da vardır. Biz zaten belirli bir gelişme aşamasına gelmeden vahşi kapitalizmin kucağına bırakıldık. Halbuki karma ekonomi hala bile şu anda 2014'te bile Türkiye'nin çıkar yolu bence. Hala diyorum karma ekonomi. Bazı ülkelerde elektrik bedava. Tabii. Su bedava. Anlatabiliyor muyum? Çünkü vergi alıyorum diyor. Tabii, bizim devletimiz de öyle yapmıyor mu? Ödediğiniz vergi size yol, su, elektrik olarak geri dönecek diyor. Başka türlü dönüyor biliyor. Elektriği çok pahalıya alıyoruz. Özel şirkete ödüyoruz parasını. Sözüm ona devlet dağıtıyor da santrallar özel. Çünkü devlet işletemiyor santralı. Yani oraya bir baraj yapmayı beceremiyor. Yani Süleyman Demirel barajlar kralı, binlerce baraj yapmış. Şimdi yapamıyor artık devlet baraj. Gene devletin kefaletiyle kredi alıp özel şirket yapıyor. Gel. Evet. Neyse şuradan yavru bir köpek geçti. Sen o merkez medyada bazı patronlar, baronlar elektrik santrali yapıyorlar. Kaça satıyorlar kilowatt saatini mesela? Onları hesaplarsak. Tabii bir de garantili alacağım diyor. Su artık benim çocukluğumda biz musluktan su içerdik. %100 katılıyorum. Anlatabildim mi? Doğru. Şimdi yemek yapamıyorsun musluktaki suyu. Şimdi Sayın Melik Gökçek içiyor ama musluktan. Afiyet olsun. Kokuyor. Aseton kokuyor. Geçen musluktan yüzümü yıkıyor. Ya tanıdık bir koku. Aseton. Kadınlar ojelerini çıkartır ya. Aseton kokuyor. Yani yemeğe makarna pişiremezsin. Yani çay demleyemiyorsun abi. Ya yıkanırsan zehirlenirsin onunla. Yolların çok şükür hepsi parayla oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi üçüncü köprüyü de yapıyorlar. Direkler ben çıkmış. Avukatımla şimdi bireysel başvuru hakkı da çıktı anayasaya. Anayasa mahkemesine. başvuracağım. Ne diyor? Köprülerden birinin ücretsiz olması gerekiyor. Anayasaya aykırı. Yani. Çünkü hiç kimsenin seyahat özgürlüğü sınırlanamaz diye anayasada madde var. Daha fecisi var. Köprünün bir yılda kazandığının karşılığında mı satılması lazım yoksa daha verimli, daha pahalı mesela? Onu da devlet garanti ediyor. Ya. Sen niye almıyorsun, ben niye almıyorum? Onlar derin işler. Yani tamam. Kimin eli kimin cebinde o her iktidar döneminde olan bir iş. Tamam, bu iktidarla peki. İş adamı ilişkileri benim zaten midemi hep bulandırmış. Onun bir sistemini bulmak lazım. Yani iktidarla iş adamını birbirinden ayırt edecek. Yani iş adamının artık devletle işi olmayacak hale getirmek lazım. Yani bu devlet müteahhitleri falan filanların biraz ortadan kalkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya adam diyecek ya ben buraya köprü yapmak istiyorum. Ben işleteceğim kardeşim. Tamam yap. Gücün yetiyorsa yap, işlet. Yap o zaman gücün yetiyorsa. Yani onun hani şey diyorlar ya havaalanı işte. Canım müteahhit dünyanın ama sen garanti attın altına imzayı krediyi. Adam ödeyemezse sen ödeyeceksin devlet olarak. Yani kefil oluyorsun. Kefil demek ortak borçlu demek. Her neyse. Çok üzücü şeyler oluyor. Köprülerden birinin geçişinin ücretsiz olması zorunluluğu var. Anayasaya aykırı. Neden? Seyahat hürriyeti engellenemez hiç kimsenin. Mahkeme zoruyla alıkonmadıktan sonra. Evet. Peki sen Asya yakasındasın. Yüzerek Avrupa yakasına geçeceksin. Nasıl yüzerek geç? Sen o yol köprüyü neyle yaptın? Benden aldığın vergiyle yaptın. Hani bana yol yapıyordun sen? Bana yol yapmak senin görevin değil mi abi? Abi senden aldığı vergilerle daha neler yapmıyor bir de onu düşünsene. Ben zap suyuna yaptığın köprüden parayla mı geçiyorum? Bir gün geçersin herhalde. Yani. Film çekersen önümüzdeki 15 yıl içinde sen zap suyundaki köprüden geçersin. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle acayip mantıksızlıklar var. Sende neler var? Neler yaptın? Neler var? 29 Ekim'le ilgili tabii ki Google'ın Doodle'ları var ya meşhur. Hı hı. Özel şey yaratıyorlar. Yaratıyorlar demeyelim de çiziyorlar. Şunu verebiliriz. Google Türkiye Cumhuriyeti'nin 91. yılı tabii ki kuruluş yıl dönümü. Google böyle bir Doodle yapmış abi. Şimdi göstereceğim bakalım. Sevgili yönetmenim. Gösterdi ama bir kez daha alalım. Çok teşekkür ediyorum. Bak abi bu güzel. Çok güzel, hoş. Evet, güzel. Gerçekten çok hoş. Alalım, çok teşekkür ediyorum. Hemen Barcelona, şaka değil, 29 Ekim
mesajı yayınlıyor. Aa, evet, evet. Onu da verebiliriz. Hazır. Sesi de çok açık olmasın. Varsa tabii. Türkiye Cumhuriyeti 91 yaşında, yürekten kutluyoruz diyor. Barcelona. Evet. Hani biz kendi aramızda kavga ediyoruz ya. Kutlayalım mı, kutlamayalım mı diye. Bazen. Bir de ben sana gerçekten bir soru soracağım. Bu da kalabilir. Heh. Fark etmez. Şimdi mutlaka buna bir sözün olduğuna inanıyorum. Kendi ülkemizde tabii ki canla başla bayrak asalım, her yere asalım. Ama kendi ülkesinde insan bayrak asmayla övünebilir mi abi? Biz bayrağımızı Amerika'da dalgalandırsak, bilimde, sanatta, kültürde, tiyatroda, Japonya'da dalgalandırsak. Yani ben cama bayrağımı asabiliyorum diye bir şey oluyoruz yani. Bir bundan bir şimdi her şeyi bir, her doğru şeyi, mu düşünüyorum acaba? Doğru söylüyorsun. Her şeyi Mustafa fetişizm haline getiriyoruz. Fetişizm altı boşalıyor. Yani o bayrağı gerçekten saygı değil, onu bir şeyin göstergesi olarak kullanmaya başlıyoruz. Anlatabilir mi? Bir bayrak fetişizmi haline geliyor. Mesela İstanbul'un bütün tepelerinde bayraklar dalgalanıyor. Şimdi tepeye bayrak ne zaman dikilir? Savaş halindeyken dikilir. Doğru. Değil mi? Hani Kobane'de görüyoruz, bir IŞİD bayrağı dikiliyor, bir PYD bayrağı dikiliyor. Yani orayı ele geçirdim ben. Ya zaten burası bizim topraklarımız. Tepeye niye bayrak dikiyoruz biz? İstanbul'un 7 tepesinde 7 tane bayrak var. Bu bayrak sevgisizliği değil. Bu bayrağı ucuzlatıyor. İşte bu. Anlatabiliyor muyum? Ya her tepeye bayrak dikilmez ki. Biz buraları bizimdi, işgal edildi, geri aldık da bayrağımızı tekrar. O zaman anlamı. Savaşta olsak ne dikeceğiz abi peki o zaman oraya? Yani biz bilmiyor muyuz bu tepelerin İstanbul olduğunu, bize ait olduğunu? Ya bir gün bir tane akıllının biri çıktı, bir yere bir bayrak dikti, bu öyle başladı. Vay, o dikti, kaç metre onun bayrak direği? 15. Oğlum, oradan şöyle bizim direkçiye bir 20 metre direk yapsın, bayrağı kaç metre kare? Onun biraz büyüğünü yaptırın bayrağı, dikin bakayım oraya. Şimdi buna karşıyım, anladın mı? Samimiyet yok. Samimiyet yok, gösteriş. Ben daha büyük bayrak dikeceğim. Ben daha büyük bayrak dikersem daha vatansever oluyorum. Hayır. Öyle vatansever olunmaz. Hani diyor ya, neler yapmadık bu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk verdik. Ölmeye de gerek yok bazen. Çalışmak, başarılı olmak, üretmek de vatanseverlikle eşdeğerlidir. Bayrakseverlikle eşdeğerlidir. Şu kış olimpiyatlarına bakıyorum, bir tane sporcumuz yok ya. Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorsan, o kış olimpiyatlarında iki tane, üç tane, beş tane sporcun olsun ya. Yok abi, bir tane yok ya. Şu Lillehammer'da, şurada, burada. Hiçbir yerde yok. Ya bir tane görüntü göndermişler. Taze görüntü Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalardan. Bunu reklam arasında bir şey yapalım. Sana gönderelim. Olur, de tamam, ben tamam, gösterelim. Tamam. Yani kutlamalar tabii ki yapılacak. Elbette ki üzüntülüyüz madende ölenler için ama bu da Cumhuriyet'in, ülkenin kuruluşu. Evet. Yeni bir ülkenin doğuşu. Bunu kutlamadan geçemeyiz. Bunu buruk da kutlayabiliriz. Buna işte zaten cumhuriyete ve demokrasiye de tam da bu sebepten sahip çıkmak gerekiyor. Evet. İlk defa yayınlanmış görüntüler var. Evet. Cumhuriyet Bayramı 10. yıl. Yayınla bakalım. Bakalım mı biraz? Bak bakalım. Evet. Kalsın, kalsın. 10. yıl abi. Thank you.
olduğu için göremiyorum. Kadınlar değil mi onlar? Evet. Şu an geçmekte Cumhuriyet olan... kadını. Evet. Hani Cumhuriyet kadını çığırından çıkarttı, böyle af buyurun kevaşi haline getirdi falan diyenler var ya. Cumhuriyet kadının kadınlığını elinden aldı, onu rezil rüsva etti. Şu kıyafette ben şöyle bir şey görüyorum. Hani daha sonradan modanın gelişmesiyle beraber daha farklı giyim tarzları oluşmuş olabilir ama gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet pek de kadını öyle çırılçıplak bırakmamış. Yani başörtüsünü bağlarsan eğer, anlatabiliyor muyum ya? Eğer bütün mesele şu kısımsa, yani buradan çıplak kalıyorsa bir kadın ve biz vahşi ve sapık ve tuhaf erkekler bir kadının saçını görünce coşuyorsak, anlatabiliyor muyum? Bu kadınlar hakikaten çıplak. Ama mesela şimdi bakıyorum, özellikle bazı kesimdeki başını örten kızlara vallahi bu kadınlar yanında çarşafa girmiş sayılır. Evet. Hani gösterdik de Sibel Üres'in katıldığı tabii, programda tabii. Bir takım fotoğraflar. Yani transparan bluzlar falan artık. Yani bunlarla uğraşmamak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Bize ne? Ben bunları bana garip geldiği için söylemiyorum. Bana ne? Sana ne? Ötekine ne? Bırak abi. Bırak, bize ne? Ve marşlara da dikkat ettim. Şimdi Cumhuriyet'in marşları var işte, Harbiye Marşı vesaire. Onlar çalınmıyor da Yeniçeri artık bir moda çıktı. Şeylerden önce, maçlardan önce İstiklal Marşı okunuyor ya, hemen arkasından Mehter marşları çalıyor. Bir şey mi demek istiyorlar? Başka bir algı yönetimi mi yapmaya çalışıyorlar? Yani oradaki samimiyetten de şüpheliyim. Evet tamam, Mehter de bizim kültürümüz falan ama yani İstiklal Marşı'ndan sonra artık maç başlar. Bence de. Yani bütün maç boyunca Mehter marşı çalıyor. Yani artık İstiklal Marşı'ndan rahatsız mı oluyoruz? Yani onun yerine bir Mehter marşı bizi daha mı... Bak öyle olmayabilir. Ben tamamen tabii. Hani komplo teorisi de yani böyle paranoya da yapıyor olabilirim ama bir maçta Allah Allah dedim. Şimdi stadın adı Osmanlı. Takımın adı Osmanlı. Beşiktaş da orada oynuyor. Hadi Mehter Marşı. Peki. Fakat dikkat ettim geçtiğimiz hafta neredeyse bütün statlarda Mehter Marşı çaldı. Niye ki? Dedim ki ya acaba hani Osmanlı'nın bir şeyi mi, bir haftası mı, bir şey mi yapıyoruz hani ona? Bu Osmanlı sevdasından ne zaman vazgeçeceğiz? Ne zaman cumhuriyet, çağdaş medeni bir cumhuriyet? Yani geçmişteki başarıların senin bugününü ve yarınını sağlamaz. Geçmişteki başarısızlıkların, geçmişteki yanlışların senin bugününü ve yarınını yönetir. Kesinlikle. Doğruyu gösterir. Başarılar da bir yere varamaz. Osmanlı'yı tam olarak model alıp onu da mı uyguluyorsun? Yoksa onun da altı boş mu? Mehter maaşıyla mı bunları süslüyorsun? İşte yani. Bir de o var mesela. Yani hayır, bir de Osmanlı belli bir süre çok tamam. Muhteşem. Ama sonra zaten sonra. Hasta adam çöküyor, bitiyor. Neden? Bilim yok, sanat yok, üretim yok. Anlatabiliyor muyum? Sanayi yok. Yani Batı almış başını gidiyor. Tabii. Sen matbaayı bilmem ne kadar zaman sonra sokuyorsun buraya. Tabii. 1800'lerin sonunda. Makine yok, şu yok, bu yok. Ne oluyor? Çöküyor. Şimdi o çöken kısmını bizim oraları aşmış olmamız lazım. Bugün her vatandaşımız göğsünü gere gere dünyanın böyle hani işte Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya dedikten sonra en azından Türkiye diyebilse acaba Osmanlı zamanını özleyecek mi? Sayıyorlar. 200 tane bayraklı biliyorsun kendine ispat etmiş, bağımsızlığını ilan etmiş ülke var. Türkiye hep 180, 190. Tabii. Yani 1, 2, 3, 5 dediklerin doğru. Ona kadar o ülkeler tamam. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya, Kanada, Çin, Japonya falan. Kore. Türkiye 180, 175. İnternet özgürlüğünde 185. Kadınlarda
kadınlara tavır ve davranışlar. Geç onları. 200. Bırak. Çocuk ölümlerinde. Sanayi üretimin ne? Sıfır. Sanayi üretimin ne? Tarım üretimin ne? Yahu Hollanda senin Konya kadar bir yer. Senin 3 mislin, 4 mislin, 5 mislin bakarız ona. Doğru. Bir doğru. gün konuşuruz. Tarım ihracatı yapıyor. Hemen dünyaya. Öğrenirim zaten. Reklamdan sonra söylerim sana. Dünyaya tarım ihracatı yapıyor. Muz yetişmiyor. Muz ihracatı yapıyor dünyaya. Anlatabiliyor muyum? Yani fındık yetişmiyor, adam fındık. Ya Almanya senden daha fazla çay ihracı yapıyor. İhraç Bizim ediyor. Dünyada %98 fındık Tabii. tedarik ediyoruz. Borsamız niye Hamburg'da? Buyurun bakalım. Hadi bana bunu biri açıklasın. Ondan sonra Osmanlı. Mesela. Osmanlı bence halkı uyutmak için 55 yıldır bu ülke egemenlerinin ninnisi. Yani şimdi evet dünya biz eziliyoruz falan ama bizim cebimiz doluyor, siz biraz sürünüyorsunuz ama bakın geçmişte ecdadımız ne başarılarla, siz onların torunlarısınız. Da karnımız doymuyor abi. Karnımız doymuyor. Biz onların torunlarıyız da giremiyoruz. Kapılardan almıyorlar bizi. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Sokmuyorlar içeri. Giremiyoruz. Turist olarak bile gelmeyin diyorlar. Gelme diyor adam. Gelme diyor. Vermiyor bize zaten. Vize vermiyor. Anladın mı? Neyse bunlar konuşulacak şeyler. Bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra konuğumuzla beraber konuşacağız bu konuları. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Öncelikle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Katıldınız mı bugün törenlere, şenliklere vesaire yürüyüşler? Gerçi resmi olarak iptal edildi. Evet, nedense evet. böyle her Cumhuriyet Bayramı öncesi bir... bir olay oluyor galiba. Bir olay oluyor ve hemen biz yasa bürünüp iptal ediyoruz. Aslında şöyle diyelim, artık her zaman olay oluyor. Doğal olarak da bir bayram öncesine denk geliyor. Değil mi? Felaketler ülkesi olduğumuz için yani bayram öncesine de denk gelmesi. Yılbaşı öncesine denk geliyor, bayram öncesine denk geliyor. Sürekli bir şeyler aslında zaten oluyor. Felaketlerin çok fazla olmaya başlamış. Ama mesela ben bu sürekli olan olaylarda büyüklerimizin, onlar daha iyi bilirler tabii ama onların yurt dışı gezilerini iptal ettiklerini, evet, programlarını iptal ettiklerini Düğünler falan görmüyorum. Düğünler de pek iptal edilmiyor. Onlar çünkü mesela batılı liderler falan hemen memleketlerinde en ufak bir şey olsa, yani yurt dışındaysa bile atlayıp ilk uçağa, evet, evet. geri dönüyorlar. Onların hepsinin tabii uçağı olmadığı için onlar fakir memleketler mesela. Bisiklet de geliyor. Almanya şansölyesinin, siz daha iyi bilirsiniz, Merkel'in 4 tane falan uçağı var mı? Yok. O bayağı bildiğimiz hava yoluyla geliyor gidiyor değil mi? Geziyor. Yani var. Almanya fakir tabii. Yani bir başbakanına uçak bile alamıyor. Yani hani bir taneyi bırak ya, insanın bir 3-4 tane başbakan dediğinin uçağı olur ya. Yani boy boy olur yani. Olur abi. Hani biri arıza yapar. Ne bileyim yetişmez. 4 uçağım olmadıktan sonra ne anladım? Ne anladım? Başbakan o zaman ne yapacağız ya? Koskoca başbakan olmuşum yani. Doğru. İngiltere başbakanı var mı? Çok var abi. 7-8 tane var. 7-8 tane var mı? Ama abi? Hepsi oyuncak. Hani bir yerlere giderken falan. Abi adamın ciğerini sökerler İngiltere'de. Çok net söylüyorum sana. Ciğerini. Hop derler. Usta yani, bunun vergisini takır takır biz veriyoruz. Okul yok. Sen millete kampanyayla okul yaptırıyorsun. Bir uçağın parasıyla 58 tane okul yaparsın derler. Aynen. İngiltere bir tabelayı bile 5 yılda koyuyor. Bak düşün. Yani hız tabelasını sayın vekilim. Yok yok, durumları yok. Durumları öyle yok. Doğru söylüyorsun. Durumları, dünyanın en büyük altın rezervine sahipler ama gerek yok. İngiltere'nin durumları yok. Onlar biraz bu ara sıkışıklar. Başbakanları da tatile son derece mütevazı gidiyordu. Ben hatırlıyorum ayağında terlikleriyle eşi başbakanı. Evet. İşte biraz onlar pinti de biliyor musun? Yani şey de değiller. O bizimki gibi böyle hani geniş gönüllü. Kazandığını dağıtsın falan. Onlar ver ki düğümlesin. O yüzden yoksa çok kazanıyorlar. Bizimkinden çok kazanıyorlardır. Ama işte, bir fark var. Yani bak İngilizler o kadar fakir, o kadar zavallı bir millet ki başbakanları için bir saray yapamıyorlar. Ki saraylar ülkesi. Yani bırak bir saray yapamamayı. Müze gibi duran pek çok şato, saray şu bu var. Onlardan birini bile tahsis edemiyorlar. Böyle zavallılar. Bir tane 10 numara diye 2 katlı evde oturuyor. Ya 2 katlı ev derken de yanlış anlamayın. Öyle 8 oda 8+4 falan değil yani. 2 katlı derken altta bir girişte. Bir giriş var. Bir giriş üstte de 2 tane oda. Öyle
fakir, öyle zavallı. Biz ne kadar zengin bir milletiz. Aradaki fark ne biliyor musun? Gelişmekte olan ülkelerde yöneticilerin uçakları, gemileri ıvır zıvır oluyor. Şöyle oluyor. Vatandaş bir şey istediği zaman, zam istediği zaman emekli, memur, dul, yetim. Bütçeye yük deniyor. Bütçe ekstradan yük. Ama İngiltere'de İngiliz vatandaşı olduktan sonra bir telefonla iş, bir telefonla ev. Yani başbakanın uçağı yok ama vatandaşının bu gibi hakları var sayın vekil. Hollanda falan da oraların da onlar da zavallı. Hepsi bunlar sürünüyor. Bir Berlusconi'nin galiba uçağı vardı. O da zaten iş adamı olduğu için kendi uçağıydı. Yani bir de bu Rusların. Sürünüyor abi hepsi. Biz en çok Ruslara benziyoruz galiba, o oligarklara. Biraz da özeniyoruz galiba. Özeniyoruz galiba. Putin, Mutin, evet, falan, evet, filan böyle. Höt derim, höt bey falan. Fakir bunlar. Milli gelirleri 50 bin doların altında ülke yok Avrupa'da aşağı yukarı. Ya nedir ya? Yıllık gelirin 10 bin dolar olacak arkadaş. 50 bin ne? Anlatabiliyorum. Efendim hoş geldiniz tekrar. Güzel Bağdat Caddesi'nde, İstanbul'un çeşitli yerlerinde AKP'li belediyeler bütün gösterileri gene rutin bir şekilde. Zaten bir hazırlıkta yapmış olduklarını sanmıyorum. Nasıl olsa, evet, bir sebepten dolayı işte... Evet. İptal ama edilir resepsiyon diye. Ama resepsiyon iptal edildi. Resepsiyon iptal edildi. Çünkü 81 ilin yemeği ben resepsiyonda bir balo mu yapılacaktı? Yani valsler, tangolar, yok, hayır, şarkı, müzik falan bir eğlence mi olacaktı yoksa bayramlaşılacak mıydı? Sanıyorum bayramlaşılacaktı ama şey önemliydi tabii. Aksaray'ın ilk resepsiyonuydu bu. 81 ilin yemekleri, tatlıları hazır edilmişti. Bir hayli çalışma yapılmıştı. Niye iptal ettiler? Oldu. Ya o bir şenlik değil ki, o bir şey değil ki. Yani zaten çok tepki çekerek oraya gittiler. Ya o bir kutlama biraz yani. Biraz daha tepki çekmek istemediler. O zaman hipodromdaki bugünkü geçit törenini falan, onları da iptal. Yani topyekün Cumhuriyet Bayramı'nı bugün iptal edeydik. Çünkü 18 kişi kendi fıtratlarından dolayı madendeler, hı, şu anda. Aksaray'daki resepsiyonun iptal edilmemesi beni çok da fazla ilgilendirmedi işin doğrusu. İyi bir tarafı şu oldu. Sanıyorum pişen yemekler çocuk esirgemeyle, evet, huzur evlerine gönderecekmiş. Şey, ben mesela bu iktidarın bir söylediğine katılıyorum. Atatürk sandığımız kadar akıllı bir adam değilmiş. Sen o Aksaray'ın yapıldığı yeri orman çiftliğiydi. Orayı yeşil aran, çiftlik, tarımı üretim yeri olarak, evet, kullan. Aklına özendirmek. Oraya bir saray yapmayı getirme. O kadar da diktatörsün. Yani şuraya şunu yapın deyince yapılıyor. Hakikaten ben akıllı adam sanırdım. Bak sen öyle yeşillikler meşilliklerin içinde bir saray yaptırmayı akıl etme. Çık Çankaya'da, tepede, orada öyle bir yer yaptır falan. Ne acayip değil mi? Hani Dolmabahçe'de çok, evet, küçücük, evet, bir yerini kullandı. Yani evet, şimdi şu anda Dolmabahçe'nin daha büyük bir alanı kullanılıyor. Kullanıyor şu anda Dolmabahçe'yi başbakan, yani Cumhurbaşbakan. Ya zaten hepsi kullanıyorlar. Evet ya, hakikaten akıllı olsa oraya çiftlik yapacağını, orman çiftliği diyeceğini oraya. Onu da işte bütün mirasını da bağışladı. Hiç kimseye şey yapmadı. Yoksa bayağı köşeyi dönermiş esasında. Yani oraya saray yap, buraya bir şey yap falan. Hani hiç aklına gelmemiş mesela Boğaz'a şöyle güzel bir şey. Şuradan bir 80 dönüm falan kapatayım, çevireyim. Görememiş tabii. Yani ileriyi göremiyor Atatürk. Bu dönemdekiler toprağın değerini çok iyi biliyorlar. Atatürk ileriyi göremiyor. Onun öyle bir zaafı var. Yani ileri bir 10 yıl, 20 yıl sonrasını göremiyor. Yani beceremiyor, bilemiyor o. Neyse öyle bir şey var. Şimdi biz ben iktidara dair konuşurken hep şunun altını çiziyorum. Ben kabul ederseniz, etmezseniz de çok fark etmez. Bir sanatçı olarak biraz aydın demeyelim ama hafif loş da olsa kafasında biraz ışık yanan, mum yanan, biraz soruşturan, araştıran, çok da inanmayan her söylenene, masal dinlemeyi pek sevmeyen, bu karınca niye yaz günü bu kadar çalışıyor, biraz da yazın tadına varsa yani canım bu Ağustos böceği de niye her dakika şarkı söylüyor, o da fazladan şey yapıyor falan deyip soran, böyle çocukluğumda da böyle bir çocuktum ben. Öyle biri olarak ben her türlü iktidara şüpheci bakarım. Bu siyasi iktidar hangi partiden olursa olsun. Çünkü bizim görevimiz iktidarın yanlışlarını
dile getirmek, bize göre yanlışlarını, sokakta aldığımız duyumları iletmek. Çünkü mecburen onlar çok çalıştıkları için o kapalı kapılar ardında kalıyorlar. Sokakta pek irtibatları olmuyor. Etrafındaki koruma ordusundan da göremiyor vatandaşın. Sanatçı dediğiniz tabii muhalefettedir. Yani normalde yani, budur. İş dünyasındaki iktidarlara, spordaki iktidarlara, iktidara muhalifiz. Evdeki, evet, ailedeki iktidara. Tabii. Eğer yanlış yapıyorsa, babam yanlış yapıyorsa babama da hop bir dakika derim yani. Evet. Çünkü benim oğlumla da ilişkim öyle. Ne diyorsun? Karşılıklı sorarak, danışarak, sen bunu ister misin? Ben öyle istiyorum, öyle olacak yani. ama ben muhalefete de muhalifim. Ve diyorum ki bugün öyle yok kandırdılar, yok uyutuyorlar, yok şöyle yapıyorlar, yok böyle yapıyorlar, yok torbayla kömür dağıtıyorlar, yok makarna veriyorlar, yok şunu yapıyorlar, yok bunu. Geçelim bir kalem. Eğer bir iktidar 12 yıldır iktidardaysa, hani geçen Galatasaray Başakşehir maçından örnek ver. Başakşehir çok iyi oynadı da mı Galatasaray'a 4 attı? Hayır. Galatasaray o gün bu sezonun en kötü futbolunu oynadı. Oynamadı. Futbol oynamadı. Yani Allah'tan karşılarında daha iyi bir takım olsa 8-9-10 gidecek yani. Her akın gol olacak. Çünkü defans bitmiş. Yok. Acaba gerçekten bu iktidar bu kadar başarılı olduğu için mi 12 yıldır iktidar? Yoksa başta ana muhalefet olmak üzere gerçekten ülkede umut verecek bir muhalefet boşluğu mu var aslında? Yani baktığımız zaman sokakta insanların böyle bir o işte Cumhuriyet'in heyecanındaki gibi ya evet yeter tamam. Ben çünkü şu an iktidar partisine oy verenlerle de konuşuyorum. Onlar da diyorlar ki evet tamam biliyoruz. Özellikle 17-25'ten evet biliyoruz. Biz öyle olmadığına inanmıyor değiliz. Belli bir kemiğin dışında onlara çünkü öl kalk kalk onlar da beyin var kullanma kılavuzu olmadığı için. Onlar böyle el pençe divan bir takım insanlar var. Onlar her partinin öyle bir kemik öldürsen evet, evet. Yani adamın ciğerini söksen o gene gelir sana oy verir. Onlar takım tutar gibi çünkü değiştirmeyi şerefsizlik olarak addediyorlar. Onun bir o partinin ona hizmet edecek bir kurum değil. Kendini o partinin bir neferi olarak görüyor. Öyle insanları ayrı tutuyorum. Kafası çalışan, 3-4 dönemdir oy veren insanlar, evet biliyoruz ama Cem, yani Cem Bey, Cem abi, Cem kardeşim, ne yapacağız? Öbür tarafa dönüyoruz, orada da böyle bir ölü toprağa serpilmiş, hep yeniden canlanıyoruz deyip bir türlü hani dur ben bir ayağa kalkıyorum deyip tekrar bir baş dönmesi hop aman bir başım döndü bir kendime geleyim. Dur ha şimdi iyi hissediyorum hadi ayağa kalk ama ay dizlerimde bir şey var gibi böyle bir durum var. İçindesiniz belki konuşmak evet. Çok zor. Yok, ama nedir ne oluyor ne zaman yani ne lider problemi mi var kadro problemi mi var yukarıda konuştuk müthiş hazırlanıyorlar yani karşı taraftaki. Evet. Rakibiniz diyelim, siyasi rakibiniz her maça müthiş antrenmanlar, müthiş stratejiler, müthiş oyun planları vesaire de çıkıyor. Evet. Siz biraz da böyle Fatih Terim'in meziyetidir o. Hadi bakalım aslanlarım, kaplanlarım siz yenersiniz sırtına iki yumruk sahaya sürüyorsunuz. Taktik yok, düzen yok, sistem yok, bir şey yok. Gol yiyoruz yiyor. Hoppa içeriye. Ya bu maçtan ders aldık önümüzdeki maçlara bakacağız durumu oluyor. Ne zaman düzelir? Ne olacak? Siz içinizde ne konuşuyorsunuz? Şimdi şöyle aslında isterseniz ben iletişimciyim. Bir iletişimci gözüyle bakayım. Şimdi sonuç olarak 90 yıllık bir partiyle 12 yıllık bir partiyi kıyaslamak kolay bir şey değil. Şimdi 90 yıllık bir partinin hele ki kurucu bir partiyseniz siz evet. Bu ülkenin günahını, sevabını, her şeyini üzerinde taşıyorsunuz. 90 yılın getirdiği iş yapış şekilleri, iş yapış usulleri var. Çeşitli dönemlerde tekamül etmiş. Yani işte tek partiden çok parti düzene geçmiş. Ardından işte başkan değişimi olmuş, Ecevit gelmiş, bambaşka bir devre geçmiş. Kapatılmış 12 Eylül'de, yeniden açılmış Deniz Bey. Şimdi çeşitli dönemlerde tekamül ediyor. Şimdi 90 yıllık parti böyle bir gecede yeni dediğiniz zaman yeni olmuyor.
Yani onu başta bilmek gerekiyor. Şimdi 12 yıllık Ecevit parti döneminde oldu. Ecevit döneminde oldu doğru, fakat daha sonra parti kapatıldı. Yani tekrar düştü. Baraj altına da düştü bu parti, biliyorsunuz. Evet. Şimdi 12 yıllık bir partinin refleksi daha hızlı olabiliyor. Yani ben bunu bir yapı, bir beden olarak düşünün. Yani tabii ki partilerde daha uzun yıllar da olabilir. 90'ın üzerinde. Kapatalım CHP'yi. Yani yeni bir parti kuralım, yeni bir enerjiyle. Yeni parti kurulsun, niye CHP kapatılıyor? Şimdi bakın. O zaman şey, çünkü o zaman şey dedik olacağı, bölünüyor, oylar bölünüyor. Hayır. Oyları bölme korkusundan. Bu solun tembelliği, bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi genellikle Cumhuriyet Halk Partisi şöyle eleştirilir. İşte aslında bir şey yapmıyor, bekliyor ki işte AKP içerisinde çökme olsun, cemaatle ayrışsın, öyle gitsinler kendileri. Şimdi ben bu eleştirinin aynısını sola yapmak istiyorum ki ben sol tarafta olan bir kişi olarak söylüyorum. Ben soldayım. Yani CHP benim için sağcı bir parti şu anda. Şunu söyleyeyim size. Ben hep sol kesimdeki arkadaşlar, mesela Birleşik Muhalefet Hareketi'nin de içindeyim. Bu Birleşik Haziran Muhalefet. Şu var. Gittiğim yerlerde şunu söyleyeyim. Lütfen CHP kapansın, CHP engel oluyor diye bakmamak gerek. Yani eğer bugün CHP sol, sosyal demokrasinin yerini dolduramıyorsa, o zaman unutun CHP'yi. Yeni bir hareket başlatın. Belki CHP'yi de daha sola çeker. Belki CHP'nin içinden insanlar da sizin yanınıza gelir. Yani solda bir ama orada parti da orada da insanların için insanların CHP'nin kapanması ya da CHP'yi kapan onu beklemek biraz. Ben konuşuyorum, şöyle cevaplar alıyorum. Ya ama bu sefer de oyları böleceğiz. Ya iyi bir şey çıkarsa bölmez. İşte buyurun. Zamanında Ecevit DSP'yi kurdu. Oylar oraya gitti. Yani olabilir. Demek ki böyle bir solda böyle bir ivme oluşamıyor. Peki. Yani CHP'nin solun büyümesine engel olduğu tezini ben almıyorum, öyle diyeyim. Yani varsa bir damar, mesela bu toplumsal muhalefet şu anda çok güçlü. Belki şu anda bir solda bir parti kurulsa, bir lider olsa. Hani diyorlar ya Türkiye'de sol iktidar olamaz götürür diye. Ben olur, niye tam tersi oldu? CHP, Ecevit, sosyal demokrasi, ortanın solu dedi. Ortanın tabii, solu oldu diyerek tabii, iktidar tabii oldu. Daha sonra SHP 12 Eylül sonrası. Tabii. SHP, CHP kapalıydı daha yeni yeni tabii, şey yapıyor. Tabii. SHP sol bir parti olarak geldi iktidara. Sonra tekrar Ecevit. Tabii. Geldi yani iktidara, sonra elleriyle verdiler. Evet. Erken seçim tabii diye. Yani tam meyvelerini alacaklardı krizin. Verdiler erken seçim doğru yapalım diye. Bir de tabii şöyle bakın olaya. Şimdi AKP siyaseti çok da kurallarıyla götüren bir parti değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta ne olursa olsun bir kurallar bütün. Şimdi baktığınızda yasa yapış şekillerinden tutun. Her şekilde sürekli olarak işte mesela medyaya uyguladıkları, yani belki son dönem Cumhuriyet tarihinde görülmüş, sadece askeri iktidarlar döneminde görülmüş baskı. Muhalefet üzerindeki baskı, uyguladıkları şiddet. Şimdi CHP'nin bunlar çok da bildiği bir siyaset yapış yöntemi değil. Yani ama biraz şeylerin, peki oyunu kuralıyla oynamak gerekmiyor tabii mu? Tabii ki doğru, haklısınız. Yani kural değişmişse şimdi önce biz bu kurala göre bir oynayalım, sonra tekrar kuralları yerli. Yani tabii bir savaş var, siz düzenli bir ordusunuz, karşı taraf gerilla savaşı evet, yapıyor. Evet evet, gayri nizami artık. Dünyanın en büyük ordusu olsanız galip gelme imkanınız yok. Doğru, haklısınız ya, bu yönde eksiklikler yok değil ama yani dediğim gibi 90 yıldır işte belli bir siyasetle yürüten bir partiyle 12 yıl olmuş ve bambaşka bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Kuralsızlık had safhada. Yani ülke hiç bu kadar kuralsız yönetilmedi. Tabii canım, yani. Yani siz herhangi bir politikada herhangi bir, yani hani bırakın hukukta bile şöyle, hani parası neyse verelim hukuku oldu. Bugün dünya kadar parayı AİHM'de kazanılan davalara ödüyor. Neyse parası veririz diyorlar. Melda Hanım, yani, ne diyorsunuz? Şu anda Cumhurbaşkanı'nın oturduğu yer, oturacağı yer hukuksuz, kaçak inşaat. Kaçak. Ya mahkemenin tabii kararına rağmen yapılmış. Tabii. Şimdi daha ben hukuksuzluk aramak için başka bir yere dönüp bakmama gerek yok. Yani hukuk olmadığı noktada sokak hak oluyor zaten. Millet de sokaklara çıktı. Şimdi hukukun işlemediği bir yerde muhalefet partisi sonuç olarak biz hukuka ve kurallara uygun yürüyen bir parti olduğumuzu düşünüyoruz.
Peki biraz acaba yani daha böyle proaktif mi olmak gerekiyor? Yani muhtemelen eksiklik epeydir var. Bakıyorum Kemal Bey'e baktığımda Haza beyefendi yani yüzünden dürüstlük akan. Yani Kemal Bey atıyorum başbakan olsa ben eminim ki bir kuruş hani Ecevit gibi şundan şunun hakkı geçmez. Geçmez. Ama bana şu enerjiyi vermiyor. Öyle de cevval, öyle de zeki bir adam ki tuttuğunu koparır. Anlatabiliyor muyum? Yani vücut dili ve enerji bana öyle geçmiyor. Memleketi alır, uçurur. Şimdi biz bir uçmak istiyoruz ya, hani çılgın projeler ya. Yani mesela ben duymak istiyorum, kulaklarımı kabartıyorum. Çılgın projeler proje istemiyoruz. Ben çılgın projeden yana değilim. Hayır, ben işte, makul. Konuştuk yukarıda. Mesela, toprak reformu benim için çılgın projedir. Ha, bu bir çılgın proje değil. Toprak reformu olması gereken bir proje. Işte esas çılgın projeler bunlardır. CHP'nin seçim bildirgesinde toprak reformundan tutun, Türk tarımın kalkındırılmasından, enerji politikalarından, çevre hepsi makul ölçüde, makul şekilde sunulmuştur. Ha, bunların duyulup duyulmaması ama bu biraz duymayanın bizim algı problemi yönetimimiz değil ya da iletişimdeki eksikliğimizle ilgili bir şey. Ama ben dediğim gibi yani çılgın proje dediğiniz şey bir ülke idaresinde olacak bir şey değildir. Yani bu çılgın proje, ileri demokrasi, efendime söyleyeyim bu kalıplar AKP'nin hormonlu çok şükür siyaset ki, eyvallah yolları. Ama çok şükür ki iletişimcisiniz. Evet. Şimdi iletişimci olarak baktığınızda da günümüz Türkiye'sine şöyle bir baktığımızda işte sosyal medya bilmem ne algı yönetimi bir şeyin ne olduğundan çok nasıl algılandığı önemli. Şimdi çılgın proje deyince insanlar heyecanlı çünkü aç kalmışlar. Madem oyun böyle oynanıyor, canım siz de o makul proje demeyin, bizim çılgın projelerimiz bu diye karşısına koyun. Esas çılgın proje bu. Esas çılgın proje halka rağmen halkın menfaatine olan şeyleri yapmaktır. Yani bazen halk istemez kendi menfaatine olan şeyi. Makul gelmez ona. Çünkü sermaye tarafından kandırılmıştır. Çünkü herkes zanneder ki bir gün iş adamı olacak. Öyle bir şey olmaz. Yani madenlerin tekrar devletleştirilmesi çılgın projedir. Yani çılgın proje koyun adını, çılgın makul proje demeyin. Yani. O normal olarak bir sosyal demokrasi de i̇şte olması gereken. Tamam da o zaman mesela yani normal. Ha, çılgın demezsiniz başka bir şey dersiniz. Başka bir şey bulun. Şunu anlıyorum. Yani yok mu bir reklamcınız mı yok? CHP'nin en büyük sıkıntısı iletişim deli birimi yok partinin zayıflığıdır. CHP'nin ben iletişimci olduğum için ondan sonra ben 2010'da partiye yönetici olarak girdiğim gün bunu teşhis etmiştim. Hala belli bir noktaya gelemedik ama bu son MYK'yla umuyorum ki bir çalışma yapıyor. Şimdi bizim hafta sonu bir kampımız var. Bu kampta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejilerini anlatacaklar bize. İşte yeni dönem dış politika, ekonomi politikaları, her şeyin sunumunu dinleyeceğiz bu hafta sonu. Haftaya gelseydim programımıza belki anlatabilirdim ama canım, yani en azından geleyim. Şöyle bir şey, şunu anlamıyorum ben. Mesela iletişimcisiniz mesela bunu da ne kadar güzel başardınız. Hani meclis yayınları, gezi zamanı, meclis yayınları ne hikmetse artık 7'den sonra yayınlamayalım falan dediklerinde bir tabletle elinizde. Fezlekeler dönemi. Elinizde bir tabletle çatır çatır yayını yaptınız. Evet. Şimdi demek ki yahu üretilebiliyormuş. İşte ya ama anlatamıyoruz. İşte çıkamıyoruz. Sesimizi duyuramıyor. Duyurursunuz. Tabii ki. Yani iletişim kriz zamanlarında yapılan bir şeydir zaten. Yani sonuçta bir şirket bile zor zamanlarda iletişim yönetimi alır. Aksi takdirde zaten o kolaydır yani. Zaten gerek yoktur. Tabii. Demek ki çözümler var. Ben mesela proaktif olmamasını muhalefetin anlayamıyorum. Yani daha önceki başbakanda, şimdiki başbakanda ortaya bir şey atıyor ve Kemal Bey sürekli arkasını alıp çekiştiriyor oraya. Ya mesela kimse demiyor mu Kemal Bey? Yahu dinleme. Cevap verme. Bir sus. Boş ver. O kendi kendine konuşsun. Sen başka bir şey anlat. Sen ekrana çık ve projeni anlat. Polemiğe girme. Çünkü ekrandaki o süre polemiğe ayrılıyor. İşte o zaman projeyi anlatamıyorsunuz. Şöyle bir şey tabii sadece proje anlatmak değil polemiğe de ihtiyaç var. Yani siyaset tek şeyle yürüyen bir şey değil. Yani tek cevap da vereceksiniz. Projenizi de anlatacaksınız. Muhalefet de edeceksiniz. Kimi zaman belki beğendiğinizi de söyleyeceksiniz. Hani çok
Ha bir de onu söyleyeceğim. Yani ha, mesela sıkıntı, bu iktidarın hiçbir şeyini beğenmiyor mu? Ya tabii ki bir 12 yıllık iktidarın iyi yaptığı şeylerin tabii ki olması lazım yani. Ama mesela duymuyoruz bunları muhalefetin ağzından. Muhalefeti zaten duyabilmeniz mümkün değil. Çünkü ekrana çıkma saati son derece kısıtlıdır. Mümkün olduğu kadar az yer ayırıyorlar. Bakın bizim pek çok faaliyet gazetelerde de yer almaz. Yani mesela milletvekillerine hiç girmiyorlar. Yani genel başkan yardımcılarına biraz... Bir genel başkanımız. Melda Hanım yapmayın. Sözcü diye bir gazete var. Türkiye'nin ikinci en çok satan gazetesi. Hayır, CHP kendi mecralarını ama oluşturamıyor mu? Ama Sözcü bizim gazetemiz değil. Yani canım sizin gazeteniz sonuçta, değil ama sonuçta ötekiler de AK Parti'nin canım, gazetesidir. Yani sonuçta, AKP'nin gazetesi. CHP kendi mecralarını oluşturamıyor mu? Bunun mecradan için kastınız gazete ya da haber kanalı olarak. Hayır şöyle sorayım. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiğini düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi gibi... Başarılı olacak mı medyayı yönlendirmekte? Hayır, böyle bir şey olmaz. İşgal etmekte veya baskı kurmakta. Böyle bir şey olamaz ki. Niye? Yani bu normal bir şey değil. Biz medya özgürlüğünden yanayız. Ben yani kısıtlaması anlamında söylemiyorum ama. Ama burada kontrol baskı var. Anlamında söylüyorum. Hayır, burada baskı var. Bakın burada şöyle bir şey var. Ben gazeteci olduğum ve medyadan geldiğim için arkadaşlarımız arasında çok konuşulan bir şey. Yani mesela şu anda yani şey olarak söyleyeyim, örnek olarak Cem Bey burada biraz İktidarı övücü bir şey söylesin. Kulaklıkta arkadaşlarımızın kulaklıklarını tamam kes artık dendiğini biliyor. Şimdi bunda nasıl mücadele edeceksiniz? Ben sadece Gürsel Tekin'i biraz daha ekranda tuttuğu için işinden atılan arkadaşımı biliyorum. Yani şimdi bu normal bir şey değil. Bu bir medyayı kontrol etme değil. Bu artık medya üzerine baskı uygulama. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında böyle bir şey olmaz. Olamaz çünkü biz basın özgürlüğüne, İfade özgürlüğüne inanan bir partiyiz. Onun için yani hani silahların eşitsizliği diye bir şey vardır yani hukuktaki. Şimdi burada da öyle bir şey var. Yani siz hukuk kurallara peki uygun bir siyaset nasıl sağlayacaksınız? Toplumsal muhalefetle yapacağız. Toplumsal muhalefetle de yapıyoruz. Bakın ben size söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman içinde şöyle söyleyeyim. İktidarın bugünkü pek çok uygulamasında biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin belki sistemi değiştirmeyen ama iktidarı bir yöne çeken çalışmalarımız etkili oldu. Şimdi bakın bizim çok iyi çalışan bir cezaevi komisyonumuz var. İlk başında ben de vardım o komisyonun içinde. Bu komisyonun cezaevlerindeki çalışmaları ve özellikle bizim davaları izleme yani işte Ergenekon, KCK, efendim devrimci karargah hiç ayırt etmeden bu tek tek duruşmalara gitmek ki çok da rahatsız oldular bundan. Tüm bunların ardından burada olanları anlatmamız, cezaevinde olan koşulları anlatmamız da işte üst üste yargı paketleri çıktı şu bu. Bugün gelinen noktada eğer bu davaların içinin boşluğu ortaya çıkmışsa bizim bunda çok katkımız vardır. Bunu asla yadsıyamayız. Bunun dışında toplumsal muhalefetin her zaman için içindeyiz bakın. Gezi olaylarında olsun, onun öncesinde olsun. Birçok noktada biz iktidar partisini sıkıştırdık. Ama toplumsal muhalefeti yanımıza alarak sıkıştırdık. Şunu söylüyorum. Muhalefet tek başına siyasi partiye bırakılacak bir şey değildir. Muhalefetin bir boyutu medyadır ki onu kaybettik büyük bir kısmını. Ama esas itibariyle sivil toplum kuruluşları, sendikalardır. Şimdi siz... Neyse ki gezi oldu da insanlar siyasallaştı. Şimdi bunun öncesinde 5 yılda bir, 4 yılda bir işte sandığa git, oy ver. Muhalefetten bir şey bekleme yanlış bir şeydi peki, gerçekten. Siz... Ama şu an biz şeyi arkamızda hissediyoruz. Toplumsal muhalefeti ve onu arkamızda hissettiğimiz zaman, onlar da bizi çağırdıkları zaman biz tamam iktidar olmadığımız için sistemi değiştirmiyor olabiliriz ama birçok yerde geri adım attırdık. Ben çevre komisyonu üyesiyim. Birçok HES davasında oldum, birçok HES eyleminde oldum. Pek çok yerde duyulmamış bir noktayı kamuoyunun gündemine taşıdık ve orada geri adım attılar. Valdeba, yani orada bir grup insan çığlık atarken 2-3 gecemi ben orada geçirdim. Arkasından genel başkanımızı aradım, bizim orada milletvekilleri. Bakın hala, şimdi onu demek söyleyeceğim istediğim ama... bu ama son bir şey söyleyeyim. Sistemi değiştiremezsiniz çünkü ciddi bir çoğunlukları var mecliste.
Parmak indir kaldır mecburen yasaları geçiriyorlar. Sandıkta da bir çoğunlukları var tabii. Yani ama bir de %10'dan kaynaklanan ekstra çoğunlukları tabii var. Şimdi şöyle bir şey var. Evet siz toplumsal muhalefetin içindesiniz ama ne yazık ki bir kesimde iktidar partisinin oy vereni diyelim tam da bu noktada bir algı yönetimini acaba beceremiyor mu CHP? Yani anarşinin sebebiymiş gibi gösteriliyor. Bak gene gittiler oraya. Bak gene orayı da karıştırdılar oluyor. Yani acaba başka türlü mü yapmak? Şimdi ne olduğunu ben de bilmiyorum tabii. Mesela Gezi'den ne kadar faydalandı CHP? Onu ne kadar arkasına alabildi? Onu ne kadar oya çevirebildi? Şöyle söyleyeyim. Gezi'den faydalanmak değil ama Gezi'den herkesin bir şekilde bütün iktidar ve muhalefetin bir feyz alması gerekti. Ha ne oldu? Dört partide bir kere iktidar partisinin pulları döküldü. Yani AKP'nin Gezi'den beri. Gezi öncesiyle başladı aslında ama Gezi'den itibaren o hani demokrat havasının elbisesi, ona dar gelen demokrat elbisesi cart diye yırtıldı. İçinden bir despot kıyafeti çıktı. Onu gördük. Her ne kadar yok Gezi ruhu bitti, o bitti, şu bitti diyorsalar da Gezi'nin hayaleti onları terk etmiyor. Hani Gezi'yi biz unutacağız, onlar unutmuyorlar. Ve ben size söyleyeyim, Valide Bağ'da yani biraz daha uğraşırlarsa bir gözlüğü kendileri yaratacaklar. Yani küçücük bir yerde oranın halkıyla itişerek yeni bir Gezi'yi kendileri yaratacaklar. Biraz da ötekileştirmeden beslenen bir iktidar bu. Yani kendi tabanını kitlemeye çalışıyor birbirini. Çünkü Gezi döneminde eğer o hareketin kendi tabanına sirayet etmesi söz konusu olsaydı darma duman olurlardı. Çok onu akıllıca davranmıyorlar. Tabii akıllıca ama toplum için büyük zarar. Yani şimdi kendi tabanını kitliyor artıyor. Ama kamplaşma ya, artıyor. Tabii. Bakın cami söylemi üzerinden ne kadar tehlikeli hareket ediyorlar. Gezi de bunu yaptı. İşte Kabataş'ta vay bacıma saldırdılar. Camiye ayakkabılı girdiler, içki içtiler dedikten sonra pek çok ölüm oldu. Şimdi ben açıkça söylüyorum. Bunun yani, bir benzerini şimdi Validebağ'da yapıyor. Cami isteyen istemeyen. Şimdi onları biliyoruz yani görüyoruz. Ama bunu afişe etmek de bizim işimiz. Biz görüyoruz. Şimdi göremeyenlere bunu nasıl göstereceğiz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben ayan beyan söylüyorum. Ben dindar bir adam değilim. Yani söylersem zaten yalancı olurum. Yani pek çok yalancı gibi ben de yalancı olmak istemiyorum. Yani dindar olmayıp da dindarmış gibi davranıp da laflarla şey yapmak istemiyorum. Ama bu ülkenin çoğunluğunun da dine karşı bir hassasiyeti var. Ve korkulan odur ki, gösterilen ve anlatılan odur ki CHP iktidar olursa bir gün bütün bu kazanılan başınızı zorla açacaklar. Gene bak üniversiteye gidemeyeceksin, bütün o yasalar değişecek. Devlette memuriyet yapamayacaksın, camilerde içki içecek, camilere ahır yapılacak falan gibi şeyler. Şimdi bu algıyı kırmak için CHP'nin bir başka bir programı var mı? Bununla ilgili bir programı ve bir söylemi var mı? Yoksa sadece bunu dindar kesimden insanları partiye devşirerek mi bu algıyı kırmaya çalışıyor? Şimdi dindar kesimden insanları devşirerek bir nebze algıyı belki kırabilirsiniz ama dindar kesimden insan devşirerek oyalamazsınız. Yani sonuç olarak dini... Gördük zaten. Yani bunu biz öyle olmaz. Da parti ama gördü. Hani bu arkadaşların partiye gelmemeleri gerektiği anlamına gelmiyor. Yani onu demek istemiyorum ama bu isimleri partiye aldığınız zaman oy gelmez bence. Çünkü zaten bir miktarda gidebilir bile. Gider mi? Yani çok belki bir miktarda gelir. Yani seveni falan oy verir. O açıdan çok fark edeceğini düşünmüyorum ama gelen gideni götürür. Yani gelir gider götürür. Ama baktığınızda zaten din eksenli siyaset yapan bir parti olduğu için adam zaten niyeti oysa ona verir oyunu baktığınızda. Ha Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı ne yapıyor? Yani sonuç olarak gittiğimiz yerlerde mümkün olduğu kadar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Birçok yerde biz, yani ben Erzurum'a gittiğimde şeyden dayak yiyen çarşaflı kadınlardı. Jandarmadan HES yüzünden dayak yiyen çarşaflarından sürüklenen kadınlardı. 17 yaşında mahkeme kapılarına düşürülen Leyla türbanlı bir kızımızdı. Görüyorlar, görmüyor değiller. Görüyorlar. Fakat ben size söyleyeyim yani seçim döneminde de
bir çok farklı sebeplerle oy verme sayık görüyoruz. Bir, seveni oy veriyor. İki, düzen değişmesin. Yani bu şu, ya CHP ne zamandır iktidar değil. Ya acaba hani şimdi benim de şu kadar senedim var, bu kadar borcum var. Bu amaçla da oy veren var. Borç belli başlı yerlerde tehditle verildiğini de biliyoruz. Bu bizim kulağımıza gelen şeyler. Yani beni Erzurum'dan arayan birçok kişi oldu. Biz seni çok seviyoruz. Şimdi ama siz böyle söyleyince oraya oy veren diyor ki bunlar da hep yalan rüzgarları diyor. Dördüncüyü söyleyeyim. Hayır, yalan falan değil, biliyoruz. Yani bunlar bunlar olsun olmasın değil. Sonuç olarak bir savaş olarak görüyor bunu ve çünkü iktidarda olmak zorunda. Yani çok diğer tarafta ciddi bir öfke var. Yani belki de Erdoğan bu ülkenin hani sevildiği kadar çok nefret edilen kişisi oldu. Yani Özal'dan ya da Demirel'den ortası bile yok. Evet, solcular bu kadar nefret etmediler. Yani sevmediler. Özal'ı da sevmediler, Çiller'i de sevmediler, Demirel'i de ama sevmediler ama solcular çok oy verdiler. Yani sol aydınlar vesaireler çok destekledi. Ya ilk dönemde, yani onların çıraklık dedikleri dönemde, kendi çıraklıkları dedikleri dönem aslında bence ustalık dönemi. Meğer o zaman ustalık son derece ustaydılar. Yani liberalleri, demokratları bir demokrasi kıyafeti giyerek çok güzel tavladılar diyeyim. Yani sonuçta kimsenin diniyle miniyle bir alıp veremediği olmayan solcu, liberal kesimde. Ya ne olacak, işte iyi adamlar Avrupa Birliği'ne de girmeye çalışıyorlar. Dindar, dini bütün diyerek bir şeyi görmediler. Hipokrasiyi, ikiyüzlülüğü görmediler. Peki. Şimdi görüyorlar. Peki. Çok güzel bir algı yönetimi var iktidarın. Ve var, evet. Çok görüyorum profesyonel. Görüyorum ki bir toplantılarına katıldım. Anlattım evet, yukarıda evet. Da. Liderlerini müthiş hazırlıyorlar. Neden soruyorum? Diyor ki CHP'nin daha lider özellikli biri başına geçmesi gerekmez mi? Sorar mısınız? Yani biraz Kemal Bey, hani bizim toplumumuz lider sever. Aslında demokrasilerde lider olmaz. Genel başkan olur. Çünkü evet. Hükümet bir yönetme değil, güçlü görev adam yeridir. Seviyor bizim insanımız. Görev yeridir, evet. Hizmet yeridir, evet. Başbakanlık. Hükmetme yeri değildir. Evet. Ama bizim insanımız Akdenizli. Akdeniz'de çoğu ülkede böyledir. Hatta doğuya da doğru bir yakın. Lider ruhlu, lider istiyor. Çünkü güçlü adam istiyor güçlü diyelim. Güçlü adam istiyor. Atatürk'ten liderden beri, ziyade güçlü adam istiyor. Çünkü Atatürk o kadar güçlüydü ki hep onun gibi güçlü bir adam arıyor. Tayyip Erdoğan da gerçekten bu özelliklere sahip bir insan. Evet, kendi yani, şeyinde, tarzında. Tarzında tabii kendi ki. Tarzında. Yani Atatürk de liderdi, Lenin de liderdi, Hitler de liderdi, Kennedy de liderdi. Evet. Biraz Amerika gibi, Amerikan başkanları da biraz liderlik özelliği olan insanlardı. Thatcher da mesela liderdi. Şimdi ama lideri lider yapan etrafına kurduğu kadrodur. Evet. Yani Hitler Göbels olmasa mesela ya da diğerleri olmasa, şimdi adlarını bir kelime de sayamıyorum. Almanca çok uzak olduğum, yanlış söyleyeceğim diye korkuyorum. Hazırlıyorlar. Ben katıldığım toplantıda Dolmabahçe'de sinemayı bir anlattı. Sinema profesörü var karşımızda. Hatırlıyorum yani, ben onu. Ne kadar oluyor işte, 95 yıllık tarihini ilk filmden girdi Ayas Stefanos'tan. Günümüze geldi. Orada kim var hepsini biliyor. Hepimizin teker teker. Çok iyi teker bir sinema danışmanıyla çalışmışlardı orada. Belliydi şimdi, yani. Ve prompterdan da o cam gördüğünüz şeyler prompter. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız şeyden okumuyorlar. Yani kafadan gitmiyorlar. Prompter dediğimiz bizim akan evet. Yazılar var. Cam. Onlar suikaste karşı koruma değil. Oradaki sinemacılar da öyle zannettiler çünkü. Kağıdı çevirmesi de o arızaya geçerse diyor. Orada yazıyor kağıdı çevir diye. Evet. Bunu bir de şey kullanıyor, Devlet Bahçeli, Bahçeli bir süredir kullanıyor. Mesela evet. Kemal Bey kullanmıyor. Kullanmıyor. Peki Kemal Bey danışman da mı kullanmıyor? Danışmanları var ama... Yani bir metin yazar. Ona tercih etmiyor. O kendi şeyiyle... Ama bence tercih etmesin. İçsel üslubuyla ama işte her istiyor. İşi bilen... Ya... Şimdi otururum ben, konuşurum. Kardeşim bana... Bir konuşma hazırlayayım. Ben onu gene kendi üslubuma çeviririm ama
Konuşmanın içeriğini hazırlayın bana. Yok, içeriği için danışmanlarından yani destek alıyor tabii. Yani ben bugün ne diyeceğim? Ne konuşacağım? Onlar önceden yani hazırlanıyor. Mesela Kemal Bey'in konuşmasında ciddi fonetik ve diksiyon hataları var. Ha, belki o anlamda diksiyonla ilgili yani, bilmiyorum. Niye mesela bir ama parti genel başkanı niye bir hitabet dersi almayı... Valla benim tanıdığım bir grup var genel merkezde ama onlar tek başına değildir. Daha fazlası vardır diye tahmin ediyorum. Yani mesela ne kadar, kaç tane genç var? Mesela kaç tane 30 yaş altında insan var Kemal Bey'in etrafında? Ya da zihnen 30 yaş altında. Çok ciddi anlamda sosyal medya grubunda bayağı bir çocuk tanıyorum şeyde. 20-30 tane sosyal medya, şey var sosyal genel medya grubu, merkezde. Zaten biz de gençler sosyal de sosyal medya. Grubu. Hayır. Medya mass grubu. Medyada yani bütün projelerin tabii, çalışmasında, tabii. Stratejilerde zihnen kaç tane genç var? Zihnen bilemiyorum. Ama gençlik kotamız var zaten bizim sonuçta. Mesela parti meclisinin 60 kişilik parti meclisinin %10'u genç. Ama az. Yetmez. Peki mesela bu bile tuhaf değil mi? Yani Türkiye'de %50'nin üstünde yani Türkiye nüfusunun değil mi %50'den fazlası genç. Evet. Demek ki partinin kotasının %60 olması %10 yaşlılar olması yani lazım. Yani partinin yani %30 kadın kotası da bana tuhaf geliyor. Olmaz, o da %50. Sosyal demokrat bir parti %50 yani. Ya o konuda ben çok mecliste kaç konuştum. Milletvekili var CHP'nin? 130. 130. 65 tane kadın milletvekili olması 19 lazım. 19 kişiyiz. 19 kişi. Yani şimdi söylediğinle yaptığının birbirini tutması lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Burada hiç diyecek bir şey yok. Yani hala eğer merkezden... Burada bir kadın olarak hiç hala yani. Merkez yoklamasıyla... Ancak sızabilirim. Hala merkez yoklamasıyla milletvekili seçiliyorsa... Hala eğer ben demokrasiyi getireceğim deyip de... Kardeşim tamamen bütün milletvekillerimi ön seçimle yapıyorum. Ama biz yani ön seçim yapan bir partiyiz sonuç olarak. 30 ilde ön seçim yapıldı geçen ama defa. Ama yetmez. Ha, bu defa bütün illerde yapılacak. Şimdi yeni dönemde bütün illerde yapılacak. %15 yanılmıyorsam kontenjanı var. Şimdi o %15 kontenjanın nasıl kullanılacağını ben size söyleyeyim. Kadıköy gibi böyle kalelerde ilk 10 sıraya... Yok, ilk 10 değil onu. Hayır. Yani onda bir fermuar sistemi uygulanacak. Seçilebilecek yerlere adamlar yerleştirecek. Bir miktar koyacak ama geri kalanını ön seçime alacak. Şimdi sonuç olarak ön seçime aldığı zaman onu aşağı atamaz. Yani orada bir fermuar sistemi koyması lazım. Yani bire kontenjan koyacaksa ikinciye ön seçim koyacak. Üçe kontenjan koyacaksa dördüncü. Böyle bir sistem. Bu yeni, yani biz de ön seçime gireceğiz büyük ihtimalle. İstanbul ön seçim olacak ve bence çok da heyecanlı olacak. Yani ön seçimi hani her ne kadar kazanma konusunda garantisi olmamakla birlikte çok onurlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim ön seçimle gelmiş arkadaşlarımız var, dedim ya 30 ilde ön seçim yapıldı. Onların havası bambaşka. Yani benim tabanım dediğinde bambaşka bir şeyden bahsediyor. Onun için özel bir de o tabii merkezin yanağını öpmek zorunda değil orada kalabilmek tabii, için. Tabii yani evet yanak öp, biz de yanak öpmüyoruz gerçi de yine de o güzel bir şey. Tabii. Yine de güzel yani bir şey. Bu işte delege var. Sistemi mesela delegeyi Uşak, ne zaman? Uşak, Tekirdağ ve Manisa milletvekili 3 kadın arkadaşımız. 3'ü ön seçimle gelenlerden. Çok yani bunu mesela CHP için değil bütün partiler için söylüyorum. Mesela bu delege dediğimiz şey merkezin ipoteğinden ne zaman kurtulacak? Yani partiler genel Vallahi başkanlarını ne zaman özgürce seçecek ki biz de başbakanlarımızı... Sadece bizim partimize özgü bir şey değil. İşte yani genel söyledim genel bütün partiler için söyledim. Siyasi partiler kanunu değişmesi var. Lazım. Seçim Türkiye'de kanunu var. Ayrıca şu %10 barajının %10 bir kalkması baraj. Lazım. Yani siyasette demokratikleşme... Tabii ki, tabii ki. Evet. Ama bir parti illa bir şey yapması için oradaki kanunun kalkmasını mı beklemek zorunda? Ya tabii ki değil. Tabii ki değil. O bir bahane olur ancak. Tabii ki değil. Ama sonuçta biz eğer önümüzdeki dönem ön seçime geçeceksek ki öyle görünüyor. Bu çok önemli bir aşamadır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bence delegeyi de artık serbest bırakmak lazım. Nasıl? Delegeyi de serbest bırakmak lazım. Yani. Peki şimdi gene iletişimci olarak soracağım. Şimdi ne zaman ben CHP'lilerle konuşsam diyorlar ki sesimizi duyuramıyoruz kanal. Şimdi bir tane dandik dün albüm yapmış popçu bir albüm çıkardığı zaman onun basın danışmanı bütün televizyon programlarının listesini alıp biz size gönderelim, biz size gönderelim, biz size gönderelim diyorlar. Şimdi CHP'de
Niye böyle bir sistem? Yok, sizin programınıza falancayı gönderelim. Yani var ben, canım, ben size mı? Ulaşana kadar Akla Kara'yı, yani Ayten ortak dostumuz da ondan telefonu buldum. Niye benim ben şeyim meclisi Şafak arasaydınız? Pabeyi, ben mesela meclisi arasaydınız bulamazdık. Bulurdunuz, şimdi, hemen bulurdunuz. Mesela ama o zaman da işte yok. Üstelik de ben en çok en kolay ulaşılanlardan biriyim. Tweet atsanız. Tabii ki, tabii ki. Ama mesela ben partili kimliğini bırakın, mecliste bir milletvekili kimliği olarak Şafak Pabey'in her konuşmasına hayran kalıyorum. Müthiş bir edebiyat görüyorum orada. Müthiş bir zerafet, müthiş bir ince akıl, rafine bir bakış görüyorum. Her görüşüne katılmasam da bakın, bana tam tersi, benim düşündüğümün tam tersi şeyler söylese bile oturup dinleyebiliyorum. Mecliste de zaten görüyoruz. Yani birkaç tane milletvekili var ki muhalefetten. Onlar çıktığı zaman diğerleri de oturup bir dinleyelim arkadaş diyor. Bunlardan biri de sizsiniz. Hatta sizin o yayınınızı bile alkışladılar. Evet, evet. Neredeyse. Şimdi zeka karşısında her insan saygı duyar. Önünü ilikler. Ama polemikten ben de hoşlanmıyorum. İsmini vermeyeyim şimdi. Çok da seviliyor çünkü partide. Mesela müthiş polemik yapan biri var. Şimdi ya o başa geçse falan diye konuşuyor. Ya inşallah geçmez. Çünkü polemik o kadar onun işi. Yani ben mesela orada başka bir derinlik göremiyorum. Ama sizin gibi ne bileyim Şafak Pabey gibi mesela şeyde de iktidar partisinde de takdir ettiğim, beğendiğim duruşunu ama hani bakışlarından hani ağzımız kapalı diyen birkaç tane saygın kişi. Sizin var mı mesela iktidar partisinden sevdiğiniz milletvekili var mı? Beğendiğiniz çıktığında konuşmasını, tavrını, duruşunu. Ama ne yapsın mecburen işte el kaldırıyor. Valla Nursun Amemecan aslında iyidir. Yani daha nispeten ama o da herhalde artık yavaş yavaş aykırı çıkışları nedeniyle aforoz edilmeye. Niye Salim yani Mecan artık çizmiyor mu şeyde sabahta? Nursun Hanım şey yok, eşi onun. Biliyorum da yani işte. Yani mesela aykırı, eğer aforoz edilirse çıkışları... Salim Mecan çizmemeye başlar diye düşündüm de o yüzden. Bilemiyorum. Yani çok fazla göremiyoruz. Takılıyorum tabii yani eminim umarım öyle bir şey yoktur. Çünkü şöyle diyeyim, bu kişiler AKP politikalarına hafif aykırı hareket edenler ya da en azından bir kürtaj olayında bir çıkışı olduğunu hatırlıyorum. Buna benzer birkaç kadın milletvekilinin çıkışlarının olduğunu, Halide İncekara gibi. Kadınlar ama, daha mı duyarlı? Yani kadınlar ya da erkekler diye çok ayırt edemeyeceğim. Ama tabii kadın konusu siyasette çok fena kullanıldığı için bir noktadan sonra kadınlar da bir isyan etme ihtiyacı hissediyorlar. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü artık hani siyaset kadın üzerinden o kadar yürüyor ve o kadar sömürülüyor ki. Yok kürtajdı, üç çocuktu, şuydu, buydu, kızla erkekliydi. Tabii kadın olarak bir isyan etme ihtiyacı hissediyorlar ama yeterli ediyorlar mı? Hayır, ben İktidar Partisi'nin kadınları bir şekilde edemiyor, çıkış yapamıyor. Bunu hissedebiliyoruz ve eminim hepsi aynı şeyi düşünmüyordur. Yani bütün kadınların orada üç çocuğu savunabileceği ya da bütün kadınların orada işte kürtaj cinayettir söyleminde olabileceğini ben düşünmüyorum. Peki kulislerde iktidar milletvekilleriyle muhalefet milletvekilleri böyle bir köşede sessiz ikili üçlü bir araya gelince şey oluyor mu? Ya doğru ama yani ne yapalım işte çaresiz falan. Vallahi ihtimal size hak çok verdikleri az, bazı konularda. Çünkü kulislerimiz farklı. Yani zaten bence kulisi bir birleştirmek lazım insanların barışması için. Şimdi meclis şöyle bir şey şeklinde ya. Bir dönem öyleydi. Şimdi hayır şu an bir muhalefetin kulisi ve iktidarın kulisi farklı. Kulislerde bir araya hani tam tersi kuliste bir araya gelmeniz lazım ki. Hayır yok öyle. Hayır, arzu eden gelir tabii yani öyle kulisler birbirine kapalı değil ama çıktığınızda sonuçta hani bir AKP'li ile bir arada oturmuyoruz yani. Ya kim var işte bizim kuliste? CHP, MHP, HDP. Ha MHP'li HDP'linin aynı yerde oturması daha muhtemel yani. Ama vatandaş hep kızıyor mesela milletvekilleriyle ilgili kanunlarda olayların ve şeylerin çabucak sonuca gelmesi, maaş konularında
ekstra haklarda falan. Ha, evet, o tip şeylerde. Bu konularda tabii. Mesela içiniz yanlış anlamayın. Rahat hissediyor musunuz kendinizi bazı noktalarda? Yani vatandaşın istek ve düşüncelerinin yerine gelmediği bir ülkede milletvekillerinin bu kadar kolay yani, bazı haklara kavuşması. Öyle. Yani burada esas olan vatandaşın haklarını yükseltmek. Değil mi? Doğru olan o. Yani milletvekili maaşlarıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Aslında olması gereken sanıyorum yurt dışında öyle. Yani bütçe üzerinden gitmek. Yani makul bir maaş ama harcama bütçesi. Faturalandırılarak. Şimdi doğrusu bu. Aman yapmayın. Kaç milyonluk çiçek harcaması gelmiş işte, meclise? Telefonlar. Hayır işte. Bunların bizim şeyde olmaması lazım. Yani şunu demek istediğim şu. Şimdi normal olarak işte bizim maaşların içinde ne var? İşte şey ücretleri, sekreterya, yani 3 kişinin maaşı, bir miktar telefon, bildiğim kadarıyla böyle bir kotası var onun. Çiçekler ödeniyor muymuş onu bilmiyorum. Ben haber oldu, 200 milyonluk mu, 2 milyonluk mu? Ben hiçbir yere çiçek göndermediğim için. Korkunç bir 20 milyonluk mu? Bir ikili bir rakam ama. Olabilir. Fena halde çiçek gönderdim. Şimdi ama bunun çiçek dışında mesela... Bile. Kalışlarımız, seyahatlerimiz falan hepsi biz karşılıyoruz. Diş ne çıktı Mustafa? Dişleri yaptırdınız mı? İmplant vardı da 6'dan 8'de çıkmış. Ha mesela evet, yani burada da bir sınırın olması gerekiyor. Yani mutlaka. Şimdi demek istediğim sınır şu. Yani bir rakam ama sizin temsil gideri dediğiniz. Mesela biz Türkiye'de yani ben hafta içi sürekli uçakla gidiyoruz geliyoruz. Şimdi bunları biz ödüyoruz. Bu meclis bütçesinden değil. Bunların mesela fatura karşılığı olup belki maaşların daha düşük olması. O zaman Ankara'da yani... milletvekili bulamayız. Adam zırt pırt uçar ben söyleyeyim. Ama onun da bir şeyi olacak yani. Ne için gitti? Çok özür dileyerek bir şey aman onu uydururlar yani... kitabı. Adam düğüne gider ben orada vatandaşı dinlemeye gittim. Ha tabii şu da olabilir. Bizim muhalefet açısından şöyle bir sakıncası olur. Muhtemelen meclis başkanlığı imzalamaz çünkü şey der, o eyleme gitti. Şimdi ben HES eylemine gidiyorum, o eyleme gidiyorum, bu eyleme gidiyorum. Bunlar kamu yararına değil deyip. Ama bildiğim kadarıyla eskiden yani. Milletvekillerine bayağı bir indirim vardı uçakta, trende, şurada, burada artık. Fix bir fiyat var, indirim değil yani çok büyük bir indirim, fix bir fiyat var. Yani ben size söyleyeyim ne olduğunu. Tek hat her yere aynı 169 lira. Anladım. Yani gidip gelince işte ikiye katlayın Ankara, İstanbul. Ama mesela şu, eskiye göre bu fiyat tabii ucuz ama şimdi biliyorsunuz artık çok promosyonlu biletler var. Yani 50 liraya bulabiliyorsunuz, 60 liraya bulabiliyorsunuz. Demek ki bir ortalama rakam. Trenle gitseniz hızlı tren var. Hızlı İstanbul, tren ama Ankara. Nereye geliyor? Pendik'e geliyor. Hızlı tren 60'da gidiyor. Benim bildiğim yani tren dediğiniz trenin avantajı gidiyor. Değil mi? Bütün işte dünyayı gezdik. Avrupa özellikle çok tren kullanan. Yok ben otobüs kullanıyorum. Avrupa çok otobüs tren kullanan bir ülkedir. Hani her şehrin göbeğine gider tren. Tabii. Çünkü trenin amacı odur. Pendik'te Kılca kalıyor. Damarlarına yani kalır. Pendik'ten sonra bir o kadar da Ankara Pendik. Tabii. Yani Ankara'da da Ankara'ya girmiyor galiba. Galiba Sincan'da bir Sincan'da yerde bir yerde arada bir daha değiştiriyorsunuz falan. Ben otobüs kullanıyorum ağırlıklı. Yani Ankara İstanbul ama şeye gidemezsiniz tabii yani daha uzağa uçakla gitmemiz lazım. Sizin bu sistemde hiç payınızın olmadığını biliyorum o yüzden soruyorum. Yani kabahatinizin olduğunu düşünmüyorum. Hayır. Şey anlamda hani öğretmenlerin maaşı ne kadar olsun sorusu biliyorsunuz sorulduğu zaman veciz bir söz var ya hani muallim maaşlarını geçmesin. Evet. Yani bu size mesela değişik duygular hissettiriyor mu? Veya biri kalkıp da sayın vekilim kaç para alıyorsunuz dediği zaman söylemekte zorlanıyor musunuz? Bunu art niyetle yemin ederim sormuyor. Zaten rakamlar. Kimsenin bir şey sorduğu yok da. Dediğim gibi yani olması gereken sistem yurt dışındaki gibi. Yani nasıl ki bir şirket yöneticisi, yani bir şirkette çalışan kişi bir rakam alır. Onun üzerinden yaptığı harcamalar... Tabii ki. Bir beyanla burada şey yapılır. Bu bizde öyle değil. Bizde belli bir rakam veriliyor. Onun içinde harcayan harcamıyor. Harcıyor, harcamayan harcamıyor. Yani burada mesele milletvekili maaşını düşürmek değil zaten Mustafa'nın söylemeye çalıştığı. Biraz öğretmen maaşlarını yukarıya çekmek. Ya kesinlikle doğru olan insanların maaşlarını yükseltmek. Mesela bakın Norveç'te kişi başı milli gelir 98 bin dolar. Milletvekili maaşı 7500 dolar. Yan ödenek yok. Emeklilik 65'ten sonraki emeklilik sorusunu sormak
İsterdim size yani uzun uzun konuşmak isterdim. Artık bir dönem milletvekilliği yapınca galiba emekli olunabiliyor. Evet. Eskiden ama şeyinizi 3 dönem miydi? Maaşın yani. Milli geliri oranı %7.6. Evet, öyledir. Finlandiya. Kişi başı milli gelir 52 bin dolar. Vekil maaşı 4 bin dolar. Yan ödeme yok. Emeklilik memur gibi. Maaşın milli geliri oranı 7.6. Hollanda 52 bin dolar milli gelir. Yan ödeme yoktan kasıt acaba şey mi? Diğer. Yani diğer harcamalar evet olabilir. Belçika, İngiltere mesela 46 bin 500 dolar. Biraz önce söylemiştik milli gelir. Milletvekili maaşı 6.200 dolar. Evet doğrudur. Yan ödeme Londra kenti 9 gidiş geliş bilet. Promosyon gibi, gazete promosyon gibi. Emeklilik memur gibi maaşın milli geliri oranı 13.3. Bizde dur. Bize gel abi. Bizde gelmeye çalışacağım. Bir şey daha soracağım. Valla karıştırdım, o kadar güzel sayılar var ki. İspanya milli gelir 40 bin dolara yakın, 37 bin dolar. Milletvekili maaşı güleriz herhalde buna 2.300 dolar. Son 5 dakikaya giriyoruz. Bize yan ödeme abi. 1500 dolar, emeklilik memur gibi maaşın milli geliri oranı %4. Ermenistan, kişi başı milli gelir 4 bin dolar sayın vekili. Maaş 200 dolar. Yapılmaz yan ödeme yok, emeklilik yok. Maaşın milli onlar. Onlar mezarda emekli. Maaşın milli geliri oranı %5. Türkiye, kişi başı milli gelir 10 bin dolar. Milletvekili maaşı 5600 dolar. Emeklilik yaş sınırı yok. Çifte emekli geliri var. Maaşın milli geliri oranı %56. Sosyal haklar 2 yılda emeklilik hakkı. Emekli olunca ömür boyu ayda 6 milyar TL maaş. Ben bir şey söylemeyeyim. Ben milletvekili olmak istiyorum. Girsen mi seçime acaba İstanbul'da? Seneye giriyoruz. Girin. Ama ben bağımsızlar nasıl oluyor? Ben bağımsız olurum. Çünkü ben giremem. Sen ben ya, böyle ben çok parti yürgüsün. Şeyine, disiplinine falan genel başkan bir şey diyecek. Ben gene karıştırırım. Sen bağımsız mesela. Olsan Alaska'dan seçilirsin. Ben bağımsız. Ben tam bağımsızım evet. Yani. Ya bir şey soracaktım, onu unutturdun bana. Vallahi sayılar burada. Programın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Dediğim gibi şimdi iktidar partisi bir dönem, şimdi benim adresim değişti, bulamıyorlar. O yüzdendir mutlaka. Hani ticaret odasından falan da değil, evime her ay faaliyet raporu gibi böyle bir kitapçık bastırıp gönderiyordu. Her toplantılarına, etkinliklerine beni davet ediyorlardı. Ya bu böyle bir yıl falan bizim böyle bir iktidar partisiyle bir ilişkimiz oldu. Posta arkadaşı, mektup arkadaşı olduk biz. Hüseyin Çelik, partinin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Ayda bir kere mutlaka arar, bir davete, başbakanın katılacağı bir davete beni davet ederdi. Hangi yıllarda bunlar? Çıraklık yılları mı? 4-5 yıl önce. Hayır. 4-5 yıl önce. Kalfalık değil. 4-5 yıl önce. Ama sonra ben oradan taşınınca kesildi bu ilişki. Telefonum değişti falan. Belki bulamadılar. Belki de sonra hani çok da icabet etmeyince adam da dedi ki yani davet ediyoruz gelmiyor. Bütün bu süreç içinde başka hiçbir partiden bana ne bir bayram tebriki, ne bir şey... Ne bir ya kardeş bir yani bir İsmail benim arkadaşım olduğu için Beşiktaş Belediye Başkanı, o da partiden falan değil, hani Beşiktaşlılıktan gelen bir, onunla ara sıra 3-5 sohbet ederiz. Mustafa Sarıgül'le onun sanatçıya olan sevgisinden ve benim oynadığım tiyatroyu güzel yenilemesinden kaynaklanan bir samimiyetimiz oluştu. Ben daha birinin gelip de Cem Bey bir çay içelim, siz böyle zart tut sağda solda konuşuyorsunuz, en azından beni susturmak için bile gelip bir davet, bir şey. Ya biraz bu toplumun yaramaz çocuklarından akıl almak gerekiyor. Yaramazlardan biraz, yani kendimi söylemiyorum. O kadar çok yaramaz çocuk var ki etrafta. O kadar cin fikir var ki. Yani stratejiler, şunlar bunlar. Sadece CHP için söylemiyorum. Yani MHP için de geçerli bu. Biraz mesela AKP'nin içinde başlangıçta vardı bu yaramaz çocuklar. Şimdi onlar bir kayboldular, bir kenara geçildiler ya da uslandılar. Ama yani siyaseti biraz yaramaz çocuklara bırakmak lazım. Vallahi ya bırakacağız ya da bırakmayacağız. 90 kuşağı yani Y kuşağı siyaseti de değiştirecek, Türkiye'yi de değiştirecek. Ben buna inanıyorum. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani artık eski usul siyaset yapış tarzı. Eski usul iş yapış tarzları tamamen değişiyor. Yani bu bir geçiş dönemidir Türkiye için. Ben yani ne kadar baskıcı da olsa işte Y kuşağını çok güzel tanır. Otoriteye karşı
iş ahlakı olan ama bağımsız çalışmayı. Şimdi bakıyorum ben arkadaşlarımın çocukları hepsi çalışıyor ama elinde laptopuyla çalışıyor. Hiç kimse artık bir de önceki dönem biliyorsunuz ofis güzel bilgisayar masa isterdi. Makam isterdi gittiği yerde. Tabii şimdi ayağımı uzatacağı bir yer istiyor. Şimdi evinde bilgisayarıyla parça başı iş yapayım ama kız arkadaşıma da vakit ayırayım. Sinemaya da gideyim, gitar da çalayım ama işimi de yapayım. Bir de öyle höt sötten hoşlanmıyorlar. Yani biraz hani gezi ve daha sonrası ya da öncesindeki toplumsal muhalefetin nedeni oydu. Sürekli parmak sallayan, ya babamdan ben bu azarı işitmedim ne oluyor dedi insanlar. Oydu bu Y kuşağı bir şekilde her şeyi dizayn edecek. Peki şeyi düşünüyor musunuz iletişim uzmanı olarak? Yani ya partinin içinden yok. Artık böyle 70 model Anadolu otomobil gibi insanları ekranlara çıkartmayalım, yasaklayalım. Bunlar çıkmasınlar. Bunlar çıkınca benim yüreğim daralıyor. Bana hafakanlar basıyor. Ben genç, modern, şakacı, kakara kikiri yapan, hayatı seven, sarılan, aşk yaşayan, sevgilisiyle el ele dolaşan falan insanları milletvekili partili olarak ekranlarda görmeyi istiyorum. Aşkı, sevgiyi, sevişmeyi, öpüşmeyi, koklaşmayı yasaklayan, ona böyle höt höt bakan... Hakikaten 70 model insan. Bizim parti yasaklamıyor. Yasaklamıyor biliyorum. Hayır ama şu var tabii. Yani bunu simgeleyen, yani anladım. Hani gezi diyorsunuz. Evet gezi bir kesim için bir ışıltı oldu ama onun o enerjisini ve rüzgarını ekrana yansıtacak yüzleri. Böyle telefon açıp ya Cemciğim bizde bir arkadaş var. Kendisi ağzı çok güzel laf yapıyor. Şahane de böyle tatlı da bir adam. Sohbet de çok güzel. Şahane de bir kız. Güzel de giyiniyor. Senin programa göndermek. Yani popçuların yaptığını siyasetçiler ne zaman yapacak? Yani her şey basın danışmanları arasın gönder. Aslında yapıyorlar. Yani ve partinin yüzü olarak, vitrini olarak ne zaman bu modern... Yüzleri göreceğiz diyorsun. Modern çocukları göreceğiz. Yani ismin 5 haliyle değil de 4 haliyle konuşan insanlar istemiyorum ben. İsmin den hali yok. Şöyle düşünün tabii. Bizim parti şu anda milletvekili olmayıp eski milletvekillerimiz de çok görüyor olabiliyorsunuz ekranlarda. Bir de seviyorlar kanallar. CHP'li vekil çıkarmak çok reyting yapan bir şey aslında. Şimdi göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. Her zaman için CHP çok reyting, yani CHP ile ilgili program yapıldığında herkes seyrediyor. AKP o kadar reyting yapmıyor onu biliyorum. Yani birkaç bunu hani bir, ya bir yeni program için, mı tekrar mı algılayamadıklarından olabilir. CHP'de hep bir sürpriz var. Hep bir hareket, bir action var. Doğru, herhalde doğru. Onunla ilgili bir şey. Ama o yüzden çok fazla CHP'li, eski CHP'li, eski abilerimizi falan görüyor olabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Eskiye göre nispeten yüzler son derece değişmiştir ve gençtir. Yani parti grubumuz Deniz Bey dönemindeki gibi değil. Yaş ortalaması bir hayli düşmüş vaziyette. Ha kafaca da daha genç dediniz ya. Yani şimdi genç olarak baktığınızda genç kaç yaştır? Tabii 30 benden var. Yaşlı 30 yaşında adam gösterebilir ha, mi? Ha tabii o var. Yani 30'lar. Şimdi beni genç milletvekili arasında sayıyorlar ama ben genç milletvekili falan değilim. Yani yok, kadınlar her zaman gençtir. Yani evet. Sonuçta ben 50 yaşındayım. Yani genç değilim. Ama o hani orta yaşlı neyse. Ama beni de gençler arasında sayıyorlar. Hani kasıt buysa pek çok arkadaşımız zihnen var. Zihnen genç olmak önemli. Yani birçok arkadaşımız genç var. Olmak. Dünyalı, güncel olması. Güncel, evet. Güncel. Yani formatı. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzel bir sohbet ama geldik gene programın sonuna. Çok güzel tweetler geldi. Ne beni de övmüşler, sizi de övmüşler. Partiyi biraz eleştirmişler. Genellikle benim söylediğim şeyler zaten. CHP'de çok hoca var. Melda Onur gibi sahada var olacak kişiler lazım. CHP gençleşmesini çok iyi biliyor. Telaffuz edemiyor. Gençlik kotası ve ön seçim diyen Melda Onur'a parti meclisine kadın kotasından giren Mehmet Bekaroğlu'nu sorar mısınız? Demiş. Görmemiştim. Sorardım görmüş olsaydım. Cinsiyet kotasından girdi. Cinsiyet kadın kotası değil o. Cinsiyet kotası. Cinsiyet kotasından girdi. Erkeklere uyguladılar. Evet. CHP'nin toplumun nabzını tuttuğuna inanmıyorum. AKP gibi bir iktidardan toplumu sürükleyecek malzeme ve enerji çıkartamıyor. Evet. Çevremizde hep şunu duyuyoruz. Mecburiyetten CHP'ye oy veriyorum. Başka kime vereyim ama AKP'de böyle bir şey yaşanmıyor. Sorun bu işte. Bunlar, bu veriler umarım size de geliyordur ve kamptan
hayırlı şeylerle parti biliyorum. Adına, yani benim adıma değil, ben gene muhalif olacağım çünkü. Muhalif olmak göreviniz, çünkü biz muhalifler olmazsak sizler derdinizi anlatamazsınız. Öyle olsun. Yani hep şunu istiyorum aslında, lütfen şu an iktidara muhalif olun. Biz iktidar olsak bize de muhalif olun. Doğrusu odur zaten. Ben hem iktidara hem size de muhalif olmaya devam edeceğim. Çünkü öbür türlü de bir de muhalefet şeyi de vardır. Hani iktidar rehaveti gibi bir muhalefet rehaveti de vardır. Canım işte işler gidiyor, seçiliyoruz falan, milletvekili. Şimdi iktidar olsak gene ben milletvekili olacağım. Ne değişecek ki? Muhalefetteyken de milletvekili. Ya o kadar çok değişir ki. İşte, yani sistemi değiştirirsiniz. Yani şu an sistemi değiştiremiyorsunuz. Bir, şu an kişilerin hayatlarına dokunabiliyorsunuz sadece. Bir muhalefet rehaveti de var. Muhalefeti de ara ara doğru şeyler yapmaya yönlendirmek için muhalefet etmek gerekiyor. İktidarı da. Biz de iktidarı düşman olduğumuzdan falan değil. Yani doğru şeyler yapılsın istiyoruz. Hani tamam, binalar yapılmasın demiyoruz ama bir edebiyle yapılsın. Hani bir her iktidar kendi zenginliği yaratmasın artık yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Maden meselesini hiç konuşmadım sizinle. Çünkü zaten çok yıllarca üzüldük. Konuşuldu. Hala evet. Konuşulacak. Havanda su dövmek istemedim. Hiçbir şey değişmeyecek. İnancım kayıptır. Ne zaman ki hükümet kalkar, madenleri kapattım. Hava yok, düzelene kadar der. O zaman bakın maden ocağına. Maden ocağının dibinde besin yok, karın yok. Maden ocağının dibinde, maden ocağının dibinde oğlan bile yok, oğlan bile yok, oğlan bile yok. Maden ocağının dibinde.